sadece Bahçeli'nin değil, Esenyurt'tan bu tarafa Bahçeli açıklamasından sonra meydana gelen olayları da kısaca kronolojik olarak sıralamak lazım. Sayın Bahçeli, terörist başı çıksın, örgüt silah bıraktı desin ve o da gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dem grubunda konuşsun. Sonra da biz ona umut hakkı verelim. Yani affedelim. Umut hakkı af anlamına geliyor. Yani hapisten çıkarmak. Çünkü afo denen katil ömür boyu hapis yatacak. Hiçbir af da Apo'yu çıkartmaya yetmeyecek. Ancak bu şekilde bir umut hakkı diye Avrupa ve Amerika'da olan bir uygulama bir kanuni düzenlemeyle Türkiye'nin gündemine sokulacak ve bu kanlı katil faydalanarak hapisten çıkacak. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Ama bu açıklamanın sonrasında ne oldu? Esas ona bakmalıyız Mehmet. Ahmet Spor'a bir ülkücü olarak başarılar diledim lige çıktığında. Ahmet Spor Iğdır Spor maçında 35 bin kişi İstiklal Marşı okuduğunda gurur duydum. Tebrik ettim. Batman Petrol Sporu lige çıktı diye tebrik ettim. Tunceli'ye gittim. Dersim Spor formasıyla fotoğraf çektirdim. Bunu niye söylüyorum? 10 gün öncesine kadar bu ülkede Kürt, Türk bu kavgalar hiç konuşulmuyor. Ülke büyük bir barış ve huzur içerisinde ama bu açıklamalar ve Esenyurt kayyumuyla birlikte Kürt Türk çatışması yeniden başladı. Sayın Bahçeli'nin terörist başı meclise gelsin ifadesi şehit aileleri başta olmak üzere Türk milliyetçisi, vatansever, ülke aşkıyla yanıp dolan MHP dışındaki ve MHP içindeki de bir kesim tarafından büyük bir infial uyandırdı ve hiç istenmeyecek bir şekilde tekrar Türkiye'nin gündemine Türk Kürt çatışması girdi. Akabinde Mardin, Batman, Halep'e kayyum atanmasıyla birlikte bu çatışma öyle bir noktaya geldi ki İstanbul Esenyurt sokaklarında Kürdistan faşizme mezar olacak ve şu an Güneydoğu'daki bütün gösterilerde, bütün vilayetlerde Kürdistan faşizme mezar olacak. Demin Mardin İl Başkanı kendi mahkemelerimizi kurup halk mahkemelerini kurup bu kayyumları yargılayacağız deme noktasına geldiler. Ve en acısı, en acısı, en üzüntü verici yanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve Atatürk'ün koltuğunda oturan Genel Başkan Özgür Özel Esenyurt'a kendi belediyesine kayyum atandığında 24 saat sonra gitti. İşi vardır, öyle takdir etmiştir, önemli değil. Ama Mardin'e 2 saatte gitti. Normalde Mardin'de Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o ev sahipleri tarafından baş tacı edilmesi gerekir değil mi? Demin belediye başkanına atanan kayyuma tepki için gidiyor. Ama demin eş genel başkan olan Tuncer Bakıran, Özgür Özel'in yanında öyle bir konuşma yapıyor ki Mehmet, benim kanıma dokundu. Ben eminim ki bizi izleyen CHP'liler de kan alıyor dünden beri. Ne diyor? Şeyh Saidler Seyit Rızalar nasıl diz çökmediyse sakineler, boranlar deniz gezmişler. Deniz gezmişi de araya katıyor ki devrimci geleneği de işin içine sokacak. Çünkü deniz gezmişi savunacak en son parti demdir. En son kişi de Ahmet Türktür. Çünkü deniz gezmişin idamına evet diyen adamın adı Abdullah Türktür. Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün abisi ve o gün bağımsız milletvekilidir. Yani siz Deniz Gezmiş'i idam edeceksiniz. Evet diyeceksiniz ve şimdi Özgür Özel size nezaketen gelmiş sahip çıkıyor. CHP kayyum atamasına tepki gösteriyor. Ama siz Atatürk'ün partisinin genel başkanı Özgür Özel'in yanında ve Özgür Özel de buna sesini çıkarmıyor. Suskun duruyor. Şeyh Said'ler, Seyit Rızalar nasıl başardıysa, karşı çıktıysa biz de karşı çıkacağız. Aynı duruşu sergileyeceğiz. Hemen araya girebilir miyim? Seyit Rızalar, Şeyh sayitler ne yaptıysa biz de onu yapacağız de dedi. Onu, tabii. Ve o dönemde Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün partisinin genel başkanı orada başını önüne eğdi e ve işte durdu. Onu diyorum. Benim bu kanıma dokunur. Çok dokun. vahim bir görüntüdür. Bir vatansever olarak, bir Türk milliyetçisi olarak bu ülkeyi seven... Mustafa Kemal Atatürk aşığı bir Cemal yurt olarak... ...ben bundan büyük bir üzüntü duydum. Özgür Özel'den ben orada bir tepki beklerdim. Ki bu arada Özgür Özel gitti... ...aşağıdan da Kürtçe küfür ediyorlar Mehmet Özgür Özel'e. Kürtçe küfür ediyorlar. Bugün yayınlandı. Çok ağır küfürler ediyorlar otobüsün, Kürtçe. Otobüsün yan tarafından. Otobüsün yan tarafından. Özgür Özel oraya gitmiş. Kayyuma karşı direniş gösteriyor. Sahip çıkıyor... Bir misafire ağza alınmayacak küfürler ediyorlar ve en önemlisi Şeyh Said ve Seyit Rıza'lar ne yaptıysa aynısını biz yapacağız diyen adama ki o dönemin kim? Cumhurbaşkanı Şeyh Said 1925 yılı değil mi? Seyit Rıza 1937 yılı değil mi? Her iki dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk. da Mustafa Kemal Atatürk partisinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi yöneten partinin adı da. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partilerin dün geceden beri uyuduğunu zannetmiyorum. Beni arayan da yüzlercesi var. CHP de bu duruma düşmemeliydi. Maalesef CHP Sayın Bahçeli tarafından ve AKP tarafından bilinçli bir şekilde şu an demle Aynı pozisyona getirtildi. Orada aşırı e, bir reaksiyon gösterilmesi acaba içinden geçirilen özel bir süreç olarak da değerlendirilebilir mi? Özgür Özel kanadından bakınca, eğer burada bir tepki göstersem e, zaten hali hazırda kayyum üzerinden e, yaşanan bir gerginlik var. Bu gerginlik daha da körüklenir gözü. Partinin, partinin partinin Ay özür dilerim ilkeleri var, duruşu var, kimliği, karakteri sürece, var. Hıran Cumhuriyeti Bey. kuran partisin. O devirde senin kurduğun senin e, Genel Başkanı olduğum partinin lideri olduğu o dönemde, Cumhuriyetin kurulduğu dönemde bunlar sana isyan etmişler, devlete baş kaldırmışlar ve sen orada o laflar edilirken sesini da çıkartmıyorsun. Onlarca Türk askerini de şehit etmişler Evet. O onlarca, yüzlerce Türk askerini şehit etmişler. Mehmet, ne olursa olsun CHP'nin genel başkanı mikrofonu kapıp demeliydi ki Tuncer Bey bu yaptığınız yakışmıyor. Ben sizin evinize geldim. Belediyenize atanan bir kayyuma karşı duruş sergilemeye geldim. Demokrasiye sahip çıkmaya geldim. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanıyım. Peki gitmeli miydi oraya acaba? O ayrı gitmemeliydi. Gittin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım ben. Burada cumhuriyetin size sorgulatmam, yargılatmam, cumhuriyete böylesine düşmanlık yapılmasına müsaade etmem deseydi bugün emin olun Türkiye'de çok farklı şeyler konuşulacak olacaktı. Bir de ben bu demlenme işini anlamıyorum ya. Türkiye'de 65 milyon seçmen var. Demin 5 milyon oyu var Mehmet. 60 milyon oy %65'i sağda. Israrla bu dem aşkı nereden geliyor? Evet, Recep, Tayyip, altında. Recep Tayyip Erdoğan CHP'yi demin yanına atmak istiyordu. Başarılı oldu. Oyunu artıracağını düşündü. Allah'tan Sayın Bahçeli var da Recep Tayyip Erdoğan'ın oyununu yine bozdu bugün. Buna hemen geleceğim efendim ama bir sıcak gelişmeyi de aktıralım isterseniz. Hak, hukuk ve adalet kazanacak açıklaması var. Ee, Ahmet e, Özer, e, Kürt sorununa dair her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim e, olduğu ifadesini kullanmış e, yaptığı açıklamasında. Bakın burada tekrar söylüyorum. Ahmet Özer bir başkası fark etmiyor. İktidarın gözü dönmüş. Erdoğan'ın gözü dönmüştü. Beyefendi doktor. 31 Mart'ta Erdoğan yoğun bakıma yatmıştı. Entübe olmuştu. Normalleşme yumuşamayla Erdoğan servise alındı. Ve bugün Erdoğan taburcu oldu. Bu tabu, tabloyla Erdoğan taburcu oldu, ayağa kalktı. Şimdi bu fırsat verilmemeliydi. Sayın Bahçeli bugün ısrarla ne dedi? Aynı yerdeyim dedi değil mi? Terörist başı meclise gelsin. Sözlerimin arkasındayım. Sözlerimin aynı arkasındayım. Dedi. Demde konuşsun. Ama aynı zamanda da dedi ki 57 tane örgüt üyesi var dem için. Şimdi bir anlam veremiyoruz. Mesela Sayın Bahçeli bugün bir cümle sarf etti. Hala çözümleyemedim. Siz de katkıda bulunursanız sevinirim. İmralı'da dedi vatan toprağı dedi. İmralı'da yatmasına dedi müsaade ediyorsunuz da dedi. Meclise gelmesine niye karşı çıkıyorsunuz? Ya İmralı'da zindanda yatıyor bu adam. Hapis bu adam. Hapishanede yatıyor, ömür boyu mahkum. İmralı vatan toprağı diyerek meclise gelmesi mi bunun karşılığı? Yine bugün Sayın Bahçeli bakın bana göre Erdoğan bir prim yapmaya çalışıyordu, kayyum üzerinden toplumu kavgaya dönüştürüyordu. Bahçeli bugün yine Erdoğan'a tarihi bir gol attı. Ne dedi? Anayasa değişikliği yapalım. Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olsun ülke Erdoğan'a muhtaçtır dedi değil mi? Şimdi ne oldu bu durumda? Turan Çömez, Cemal Enginyurt biz muhalefet olarak diyorduk ki Erdoğan bir daha aday olamaz. Bu anayasa Erdoğan'ın aday olmasına müsaade etmiyor dediğimizde bugün mecliste de bağırıyor değil mi AKP'ler korkuyor musunuz aday olsan olur? Mesele korku değil. Mesele Erdoğan'dan çekinmek değil. Mesele Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı seçilip bize zulmetmesine devam etmesi değil. Anayasa diyor ki aday olamaz. Bugün Sayın Bahçeli de açıkça aday olamaz dedi. Anayasa değişikliği yapalım dedi değil mi? Tekrar Erdoğan'ın önünü açalım dedi. Erdoğan'a ülkenin ihtiyacı var. Dolayısıyla ben e, şunu söyleyeyim. Sayın Bahçeli açıklamalarıyla bana göre AKP'yi de tuzağa düşürmüştür. Erdoğan'ı da tuzağa çekmiştir. Tersini düşünebilirler. Bunun sebebini söyleyeyim hemen. Erdoğan'ın derdi tekrar bir Kürt Türk kavgası yaratmaktı. Bundan beslenmekti. Nitekim iki gündür çıkan olayları Erdoğan taraftarı olan medya değil mi? Büyük bir ajitasyonla veriyor değil mi? Gazeteler. Ama bugün Sayın Bahçeli tekrar e, e, Öcalan'a özgürlük demeyelim de Öcalan zaten özgürlük aslında. Niye demeyelim yani? Meclise gelip konuşacaksa e, kelepçeli gelmeyecek. Ayaklarında zincir halkası olmayacak. Demek ki özgür bırakılacak da gelecek değil mi? Dolayısıyla bunu tekrar söyleyerek milletin kafasında şu endişe doğdu şimdi. Ne oluyoruz arkadaş dedi ya. Bir gün kayyum atıyorlar. Terörist başı meclise gelsin diyorlar. Ama onun partisine kayyum atıyorlar. Mesela bugün Bahçeli'nin yine söylediği ilginç bir laf. Ahmet Aga'yı CHP istismar ediyor. Ahmet Aga da diyor ki yo ne istismarı bu nasıl bir laf diyor. Ne demek Ahmet Aga? Yani Ahmet Türke Ahmet Aga diyor. Ahmet Aga'yı CHP CHP mi kayyum atadı? Yani Mardin'e kayyumu CHP mi atadı da şimdi çıktı CHP gitti orada istismar yapıyor. Ya kayyum atıyorsunuz. Üçüncü defa kayyum atıyorsunuz adama. Evet. Yani bu arada ben kayyumlara karşıyım. Ama kayyumlara karşı olmam da Kürdistan faşizme mezar olacak diyen hainlerin de yanında durmam anlamına gelmiyor. Kayyumları nasıl savunuyoruz? Beyefendi de ben de yargı yolu açık olmalı, yargılama bitmeli, ondan sonra kayyum atanma. Yargı kararını vermeli diyoruz biz. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mi kayyum atadı da Mehmet Ahmet Aga CHP tarafından istismar ediliyor. İşte bugün bana göre Sayın Bahçeli Erdoğan'a büyük bir gol atmıştır. Aslında bu detaylı, daha detaylı kurar söylüyorum. Cumartesi günü bir kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu yükseltiyor. İşte yamyamlar ülkesi seviyesinden et yiyenleri Af, Af, seviyesine, yani. seviyesine çıkarıyor. Normalde bu piyasalarda olumlu etki yapması lazım Mehmet Bey. Ekonomik anlamda. Evet. Örneğin borsa değil mi? Faizler düşmesi lazım. Borsanın yükselmesi lazım. Ama beş buçukta siz kayım atıyorsunuz ve borsa tarihi bir çöküş yaşıyor. Sadece o gün yaşamıyor. O günden bugüne devam ediyor. Bugün yine büyük bir çöküş daha yaşadı. Küçük yatırımcı batıyor. Faizler %55 bugün. Mevduat faizi bugün %55. %55 yani. Ve düşüremeyecekler. Düşüremiyorlar. Mümkün değil. Hay düşüremiyorlar. Enflasyon düşmeyince faiz de düşmüyor. Siz bakmayın faiz sebep enflasyon sonuç dediğine. Ekonomi bildiğine demedi. Birisi eline yazdı verdi. Ekonomiyi ben bilirim kitabını ben yazdım dedi. Yazdığı kitap hitit dilinde. Ne kendi okuyabiliyor ne de yanındakiler okuyup uygulayabiliyor. Dolayısıyla kayyum ataması esasında yine Turan Bey'in de ifade ettiği gibi bir gündem değişikliği Mehmet kardeşim gündem gündem. Ülkenin gündeminde çiftçi var. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Fındık üreticisi geçen sene amele parası 750 lirayken fındığı 110 liraya sattı. Bu sene amele işçi parası 1500 lira, fındığı 60 liraya sattı. Kokarca var diye 100 liraya sattı en iyi satanı. Buğday üreticisi perişan. Patates üreticisi perişan. Her tür çiftçi perişan. İktidar konuşulmasını istiyorum. Memurlar, Peki Milliyetçi Hareket Partisi ne istiyor bu sırada? Onun hiç öyle bir derdi yok. O diyor ki ben oyunumu oynayayım, burada parlamentoda kalayım, haftada bir konuşayım, tabanım nasıl olsa bana bağlı, tabanım da bana sağlıklı bir şekilde itaat ediyor. Ben gündemi belirleyen olayım, partimin adı duyulsun istiyor. Çünkü MHP'den de görmüyoruz ki MHP'nin hiç şunu dediğini duyduk mu? emeklilikte 5000 prim günü üzerinden hak kaybeden hakkı verilecek 5950 güne çıkar ayıp değil mi dediğini bir günden 17 yıl kaybeden kademeli kardeşimizin hakkını verelim mülakat kalksın diyelim staj ve çıraklık mağdurları Bağkur esnafı 7200 tescil istiyor prim günü üzerinden emekli olmak istiyor emekli 12500 lirayla geçinemez en düşük Açlık sınırı 21 bin lira oldu. Asgari ücret 13 bin lira. 17 bin lira olduğuna bakmayın 13 bin lira. Ülkenin bütün bu günlerini Recep Tayyip Erdoğan konuşmayalım istiyor. Çünkü konuştukça hiçbir AKP'nin sokağa çıkacak hali kalmıyor. Bakın Lütfü Bayraktar diye Sakarya milletvekili. Adamın gündemine bak. Açlık yokluk var tepki görüyor. Kongrede bağırıyor. Diyor ki haddinizi bilin. AKP'nin Erdoğan'ın kıymetini bilin. Erdoğan olmasaydı vatanınız olmazdı diyor. Erdoğan olmasaydı ekmek bulamazdınız diyor. Cenneti yarattı Erdoğan diyor. Cennet gibi bir ülke bıraktı bize diyor. Lütfü sen fiskobillikten başkanlık yaparak ekstra maaş alıyorsun. Lütfü emekli maaşı yetmiyor diye milletvekili maaşı yetmiyor diye ağlıyordun. Şimdi çıktın ekmek bulamıyorsun diye millete hakaret ediyor. Vatanınız olmazdı diyor. Lütfü biz 1100 yıldır bu vatandayız. Anadolu'yu vatan yaptık. Bu coğrafyayı vatan yaptık. Uğruna can verdik, can aldık. Burası bizim vatanımız. Lütfü senin vatanın yoksa, sen vatanından habersizsen biz ne bilelim Lütfü. Vatanı 20 yıl içinde bulduysan o vatan da hangi vatansa al senin olsun Lütfü. Bizim vatanımız bin yıllık vatan. Ama bu lütfiye çıkıp diyebiliyor mu Erdoğan? Sorabiliyor mu AKP'liler? Lütfü, sen nasıl konuşuyorsun? Ekmek bulamıyorsun dediğin bu insanlar domatesi kasayla alıyordu sizden önce, patatesi çuvalla alıyordu sizden önce. Eti Şimdi lütfü b'e de sucuğu, e, cevap hakkı Eti sucuğu, peyniri yerlerde. inşallah bağlansın lütfü. Ne güzel olur bağlansa lütfü. Biliyor musun? Sorarız vatanın nereydi lütfü diye. Bugün geldikleri noktada. İnsanları ekmek bulamaz hale getirdiler Mehmet. Evet. Çöpten ekmek topluyor bu insanlar. İşte Erdoğan da istiyor ki ben sunni gündemler yaratayım. Çöpten ekmek toplananı konuşmasın Turan'la Cemal. Pazardan sebze artığı toplayanı konuşmasın Cemal'le Turan. Muhalefet benim belirlediğim gündemde oyalansın diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üzülüyorum. CHP'nin genel başkanı beni kendisine muhalif görüyor. Bazı kanallarda da eleştiriyor yeri geldiğinde Sözcü TV'de falan eleştiriyor. Ya ben CHP'ye muhalif falan değilim. Ben Erdoğan'a muhalifim. Turan Çömez biz Erdoğan'a muhalifiz. Biz Erdoğan'ın bu ülkeyi kötü yönettiğini söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oradan milletvekili olmuş. Ben kendim için söylüyorum. Turan benim için değil. Milletvekili olmuş bir Cemal Engürt olarak uyarılırda bulunuyorum. Diyorum ki Özgür Bey CHP'liler yapmayın. Demle bu kadar sıkı fıkı ilişkiye gerek yok. Demsiz de bu ülkede çok şeyler başarıldı, başarılır. Demle beraber olmanıza gerek yok. Şimdi bakın bugün geldiğimiz noktada. Kürt, Türk tekrar diyorum bak ayrışmaya doğru gidiyoruz. Yazık günah bu ülkeye. Ben o eylem yapan Esenyurt'ta, Mardin'de, Şırnak'ta, Van'da eylem yapanlara da sesleniyorum. Türk devletine düşmanlık yapmanızı istiyorlar. Bunu yaparsanız Türklerle kavga edeceğinizi biliyorlar. İstiyorlar ki yeniden Kürt Türk kavgası çıksın. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi yönetsin istiyorlar. Gelmeyin bu oyuna. Yani şunu zannetmeyin. Kürdistan faşizme mezar olacak diyerek bu ülkeyi kimseye mezar yapamazsınız. Yapamazsınız. Dün de yapamadınız, bugün de yapamazsınız. Ama olan Kürt Türk insanının ölmesine sebep olur. 12 Eylül öncesinde bu ülkenin çocukları biz birbirimizi Türk çocukları acımasızca öldürdük Mehmet. Deniz gezmiş idam sehpasına giderken kahrolsun Amerika yaşasın tam bağımsız Türkiye diye sandalyesine tekme vurdu. Ürkücü Mustafa Pehlivanoğlu 7 Ekim 1980'de idam sehpasına giderken kahrolsun Amerika Yaşasın milliyetçi Türkiye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek sandalyesine tekme vurdu. Kahrolacak olan Amerika'yı değilse Yaşayacak olan tam bağımsız ve milliyetçi Türkiye idiyse bu ülkenin çocukları biz dün niye birbirimizi öldürdük diye sorgularken bugün bu ülkenin çocukları Türk Kürt diye kavga ederse bundan ancak Erdoğan faydalanır. Erdoğan yeni de iktidarımızda faydalanır. Eder. Amerika faydalanır. İsrail faydalanır. Dolayısıyla bu ülkede bir kardeş kavgasına fırsat vermeyelim. O meydanlarda bağıran gençlere sesleniyorum. Sizin bağırdığınız kadar emin olun sizin yüz katınız Anadolu coğrafyasında bağıracak Türk gençleri var. Birbirimizi tahrik etmeyelim. Birbirimize düşmeyelim. Ortak düşman belli. Amerikan emperyalizmi. Ortak düşman belli. Siyonist İsrail. Ortak hedef belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan götürmek. Onun için bu oyuna gelmeyelim. Kayyumu bilerek yaptı, bilerek önümüze attı. Böylece tekrar söylüyorum adamın tek derdi oyumu atsın diyorum. Mehmet Bey başka bir şey düşünmüyor. Çocuklarımın geleceğini kurtarayım. Yeniden bir beş yıl daha iktidarda kalayım istiyor. Başka derdi yok. Ülke vatan millet diye derdi yok. Olamaz. Olsa bir adam şunu der mi? Haftayı bekleyin neler olacak diyor ya. Şimdi hepimiz bekliyoruz heyecanla, merakla, endişeyle haftaya ne olacak? Erdoğan öyle müjde dedi haftayı öyle. E Müjde ne? Niye haftayı bekletiyorsun? Ekonomi çökmüş, insanlar moral bitmiş. Açıkla müjdeyi şimdi o zaman. Bu millete düşmanlığın ne? Niye bir hafta daha bekletiyorsun? Ama burada hesap belli. Nasıl olsa diyor öyle bir kitlem var ki en az yüzde otuzu. Beni ne dersem diyeyim kabul ediyor diyor. Ben net yaparsam yapayım peşimden gidiyor diyor. Öyleyse diğerlerini de birbirine düşman ettim mi diyor. Onlar parçalanacak, bölük pörçük olacaklar. Ben tekrar aradan sıyrılacağım diyor. Onun için ben CHP başta olmak üzere herkese sesleniyorum. Gelin birlik beraberlik içerisinde olalım. Bu arada bugün hakikaten birlikte görev yapma, birlikte mecliste çalışma fırsatı aynı hükümette çalışma imkanı buldum. 57. hükümetin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'in de ölüm yıldönümü. Evet. Bu vesileyle Bülent Ecevit'e rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisini tanımaktan ve tanıdığımdan da geçmişe yönelik söylemlerimden dolayı rahatsız oldum. büyük bir devlet adamıydı. Büyük bir vatanseverdi. Mustafa Kemal Atatürk aşığıydı. Allah mekanını cennet etsin diyorum bu vesileyle. İnşallah ruhu şad olur. O hakikaten bu ülkede güzel şeyler yaptı. Bak MHP ile hükümet kuruldu değil mi? Anapla hükümet kuruldu değil mi? 2000'li yıllarda terör sıfıra düşmüştü Mehmet Bey, sıfıra. Şehidimiz yoktu ya. Allah'a şükürler olsun. Daha olsa. farklı şeyler konuşuyordu. 54. Ekonomi, hükümette, şuydu buydu 57. hükümette. Bunları ama bugün geldiğimiz noktada bakın yeniden terör hortluyor. Ya etmeyin. Güneydoğu'daki genç kardeşime faşizme karşı omuz omuza deyip Türk devletine hakaret eden, özgür özele küfredenlere sesleniyorum. Arkadaş, işiniz var mı? Aşınız var mı? Geleceğiniz garanti altında mı? Yurt dışına gitmek zorunda değil misiniz? İş bulabiliyor musunuz? Mülakatı geçebiliyor musunuz? Babanızdan açlık almak zorundasınız. Uyuşturucu bataklığına saplanıyorsunuz. Her geçen gün ülke kötüye giderken siz de kötüye gidiyorsunuz. Erdoğan'ın oyununa gelmeyelim. Kürt, Türk sorunu yok. Sorun belli. Recep, Tayyip, Erdoğan. Erdoğan'dan kurtulmadığımız sürece bu kavga, bu kargaşa devam edecek. Dem milletvekilleri şimdi ısrarla çıkıyor. Fırsatı buldular. Kükrüyorlar. Yıkıyorlar ortalığı. İşte Tunçer Bakıran. Aslında dikkat çekici bir nokta var. Geçtiğimiz aylarda. Ailere... Şimdi bitireyim hem de Bakıran. Şey Sayit ne yaptıysa Seyit rızalar ne yaptıysa aynını yapacağız. Ne yapacağız? Yani? şunu mu diyelim Cemal yani, Bey Atatürk ne yaptıysa biz yani de aynısını biz de onu yapacağız diyelim. diyelim. İşte Gerelim ortalığı. Niye bunu konuşuyorsunuz? Bunu niye konuşuyorsunuz? Başka konuşacağınız bir şey yok bu mu? Aşama Özgür Özel oraya kadar gelmiş. Tunçer Bakıran ayağımıza gelmiş Mardin'e sizinle aynı otobüsün üstüne çıkmış. Atatürk'ün partisinin genel başkanı sizinle aynı otobüsün üzerine çıkmış. Ne utanmaz adamlarsınız be. Mustafa Kemal Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten bu kadar düşmanlık, kin, nefretle bahsetmek ve geçmişi kaşıyarak kardeşi kardeşe düşman etmek ne işinize geldi? Ne oldu? Erdoğan kayyumları mı durduracak siz bunu dediniz diye. Erdoğan Şeyh Said de Seyit Rıza'nın yaptığını yapacağız dedi diye. Sonra size Seyit Rıza düşmedi bu arada daha. Tuncer Bakıran, Seyit Rıza ile senin ne alakan var? Ne işin var senin Seyit Rıza ile? Sırf ortalık karışsın diye deniz gezmişiyle katıyorsun. Herkesi işin içine katarak Türk devletine düşmanlık ve kin kusuyorsun. Ne oldu soruyorum şimdi sana. Sen o gün çıktın dün orada. Seyit Rıza, Şeyh Said dedin de. Erdoğan bugün korktu da kayyum atamalarından vaz mı geçti? Bizim birliğimizi bozmaktan başka hiçbir iş yapmadınız be. Yazıklar olsun. Şimdi tansiyon da ister istemez e, yüksek. Bey bakın. Cumhurbaşkanı ve etrafı erken bir seçimle aday olacağını inanıyor, konuşuyor. Yetmiyor. Özgür Özel Bey de Cumhurbaşkanı'na diyor ki iki buçuk yıl senden İki buçuk yıl benden. Vadeli seçim. Sanki diyor. He, millet bunlara beş yılı alın sizin olsun demiş AKP ile CHP. Arazda da bölüşün. Vade farkını da ayarlayın. Özgür Bey diyordu ki bu zamana kadar. 2025'in Kasım'ında seçim yaparsan aday olabilirsin. Biz de diyoruz ki olamazsın. Biraz önce Turan Bey'in de anayasanın 101. maddesini dillendirdiği, ifade ettiği gibi zaten senin bu dönem aday olma hakkın yoktu diyoruz Erdoğan'a. Dolayısıyla bundan sonra ister erken ister geç ister zamanında bir seçimde Erdoğan aday olamaz diyoruz biz. Bugün Sayın Bahçeli bu açıklamasıyla bizi teyit etti. Yani bütün Türkiye şu anda Bahçeli'nin açıklamasıyla şunu gördü. Bir anayasa değişikliği olmadan Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz. Net söyledi değil mi Sayın Bahçeli bugün? Evet. Aday olması için dedi. Olmasını istiyoruz dedi. Ha bu arada hakkını teslim edelim değil mi? Ülkeyi en iyi yönetir dedi. Tek seçenek o dedi. O başarılı olur. Yani zaten o da benim hep garibime gider. Yani nasıl devlet, tek seçenek yani dedi. ne devlette devam, nasıl devamlılık ister? Yani Recep Tayyip Erdoğan olmasa devlet batar mı? Veya bir milliyetçi hareket düşün. Devletin başına devlet gelecek diye yıllarca slogan atıyoruz devletin başına habire tayibi getiriyoruz. Habire tayibi getiriyoruz. O zaman niye partisin diye sormazlar mı insana? Bir parti iktidar olmayacaksa, bir parti devleti yönetmeyecekse ben 45 yılımı MHP'ye verdim. Şu an MHP'de belki beni dinlerken kızanlar var ama ben eminim ki 50 yıllık ülkücü olup, 40 yıllık ülkücü olup, 30 yıllık ülkücü olup çocuğunu işe koyamayan dünya kadar insan var. Grup toplantısını hayatı kararmış mı bugün efendim? İzledim. Hayatı kararmış. Sarkindi, geçtiğimiz. Ona geleceğim. Hayatı kararmış dünya kadar insan var. Kamu çalışanları şu an AKP iktidarında mobbing uyguluyor. Hiçbir ülkücü, hiçbir MHP'li, siz bakmayın devleti MHP'ler yönetiyor dediklerine. Hiçbir yere gelemiyorlar. Sendikalarda bile ülkücü sendikaya bağlı olanlara yani e, kamu sen, işte ne bileyim Türkiye Eğitim Sen, Türk Sağlık Sen gibi sendikalarda mobbing uyguluyor müdürler. İktidarın sendikasına el altından baskı yapıyorlar iktidarın sendikasına üye ol diye. Dolayısıyla MHP'li arkadaşlar yani iktidar olmayacaksak niye Recep Tayyip Erdoğan? 2018'de destekledik anladık o gün yeni bir sistemdi değil mi? Bir anlaşma desteklendi. Ama her zaman olmaz ki MHP devleti yönetecek kadrolara sahip, Ülkenin 55-60 yıllık bir siyasi hareketi, Türk milliyetçiliği, ürkücülük, bedel ödemiş. E böyle bir hareket devleti yönetecek kadrolar olan hareket de ne yapmak istemeli? İktidar olmak istemeli. Dolayısıyla Devlet Bey yine ısrarla bugün 2028'de de Erdoğan olsun dedi. Tek seçenek Erdoğan dedi. Ama tekrar söylüyorum derken arada ne dedi? Anayasa değişikliği şart dedi değil mi? Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki, Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olamaz, olamaz, olamaz. Özgür Özel'in dediği gibi erken seçime gidilse de olamaz. Anayasa değişikliği olmadan da asla olamaz. Mesela bugün Ekrem Bey geldi Demokrat Parti ziyarete. E onunla da aynı şeyi konuştuk. Yani muzdaripti. Mesela 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan bir kanun var bu kayyum atamaları ile ilgili. Çok devrik cümle dolu değil mi? Turan Bey grup başkan vekili olduğu için daha iyi inceliyor Mehmet böyle. Hakikaten kanunsuz despotizm ne ararsan var kanunda. O gün FETÖ için alelacele çıkarılmış ve CHP'de herhalde muhtemelen iyi niyetle anayasa mahkemesine gitmemiş. Ama bugün o kanun CHP başta olmak üzere herkese uygulanıyor. Ortada hukuksuzluk ve zulüm olduğunu herkes kabul etti değil mi? Şimdi bugün Ekrem Bey bütün partileri dolaşarak bir yeni kanuni düzenleme yapılsın ist istiyor. E ama bunu muhalefet zaten siz söylediğinizde yapacak. Kendisine de söyleyeyim. Burada esas olan kim? İktidar. İktidar ne yapıyor? Bakın bugün Devlet Bahçeli bir söz sarf etti. Terörist başı Apo... Silaha bıraksın, gelsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun diyen bu kadar hoşgörülü olan bir Bahçeli Ekrem İmamoğlu'nun kabul etmedi mesela bugün. Bülent de Ekrem İmamoğlu. Siyasi tarzını Tasmit beğeniyorum diye dedi. tasvip etmiyorum diye kabul etmedi. Etmeme hakkı var mı? Var. Ama insan merak ediyor. Yani Sak'a el uzatabiliyorsun. Tuncel Bakır'a baş sağlığı dilip el uzatabiliyorsun terörist başını ki bu kavram çok çirkin ve hakikaten çok e, tehlikeli bir kavram. Hem terörist başı diyorsun ki terörist başı adam, kanlı katil adam, bebek katil adam. Hem de diyorsun ki meclise gelsin konuşsun. Nasıl konuşacak? Bülent Arınç yolunu söyledi dün değil mi? İşte Bülent Arınç ne dedi? Sayın Bahçeli bugün Bülent Arınç'a hiçbir şey demedi. Bülent Arınç genel af dedi. Genel af olmadan Belli ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararları uygulamak istiyorlar. Bu da genel haftan genel geçer. Genel haftın dışında olmuyor ki zaten Mehmet. Genel haft olduğunda FETÖ'cü de çıkıyor zaten değil mi? Deaşka becilli de çıkıyor değil mi? O kadının kafasını Acaba kesen... Acaba bunu söylerken arkasında kafasının arkasında böyle bir niyet de mi var? Şey var yani kadının kafasını, o iki tane kızımızın kafasını kesen de çıkacak. İki yaşında sıla bebeğe tecavüz eden de çıkacak. Dokuz aylık erkek çocuğuna tecavüz eden de Çıkacak değil mi? Peki çıkmadan bir konuşma yaptırırlar mı? Bir yazılı Nasıl yaptırabilirler? Mı? Yani dünyanın neresinde böyle bir şey Birincisi var? Birincisi yani? kanuna aykırı. ikincisi parlamentodan içeriye giremez. giremez. Cemal Bey'in de bizim yani de tavrımız net. Genel geniş... Başkanımız ifade etti. Biz Şimdi... söyledik. Cesedimizi çiğnemeniz lazım. Açıkça buradan ilan ediyoruz. Terörist başını meclise getirip konuşturabilecek bir güç yok bu ülkede. Yapamazsınız. Mesela Mehmetciğim ilk gün ben dedim ki Turan Bey'le yine burada programdaydık. Canımı veririm dedim oraya gelemez. Canımı veririm derken birileri şunu anlamasın buradan. Hani arslan parçaları canınızı verirsiniz diyorlar ya. Ben can almayı da bilirim ha bu arada. Ama nezaketen söylemedim onu. Oraya getirecek olan benim bir canlı bomba olacağımı da göz önüne alacak ha bu arada. Yani ben illaki ölürüm önüne yatar ölürüm demedim. Onu meclise getirecek olan beni de tanır o arkadaşlar iyi bilirler ne yapabileceğimi de beni tanıyan herkes bilir. Apo o meclisin kapısından içeri giremez Cemal Engin Yurt. Kendisi canlı bomba olurum ben orada. O 50 bin şehidin, Türkiye düşmanının, bebek katilinin meclise girmesine ben şahsen bile tavır koyarım ama teşekkür ediyorum. Musavat Dervişoğlu ve İyi Parti'de aynı tavrı gösterdiler. Ama bakıyorsun şimdi ona müsamakar davrananlar dönüp kayyum atamalarına İyi oldu. PKK'lılar görevden alındı. Bunlar PKK'lıydı. Ya arkadaş. Bunlar 6 ay önce YSK bunlara temiz kağıdı vermedi mi Mehmet kardeşim? Sabıkası yoktur girebilir demedi mi? Aday olabilir demedi mi? Nerede o zaman aklınız? Efendim hemen dönüyorlar. Canım burada da diyorlar dem niye ısrarla hep sabıkalı olanları aday gösteriyor. La kardeşim demde sabıkalı olmayan adam bırakmadınız ki. Ülkede sabıkalı olmayan adam kalmadı şu an Mehmet. Ülkede sabıkalı olmayan adam kalmadı ya. Ama bir taraftan da sıcak bir gelişme var. Netanyahu Savunma Bakanı'nı e, görevden aldı. E, İsrail'in e, Gazze'ye yönelik biliyorsunuz saldırıları devam ediyor. Zaman zaman da benzer görevden almaları da görüyoruz aslında. E, başarısız olarak nitelendirilen isimler e, bazen görevden alınıyor ama Savunma Bakanı'nın alınması da e, dikkat çekici Kadz, bir durum. Erdoğan'a tepki gösteren, onu eleştiren evet. ahlaksız bir reis siyasetçisi. Kayyum evet. şerefsiz. Evet şimdi şimdi kayuma orada şimdi kayyum atadı. Şimdi savaş kabinesinde savaş en önemli kabine, makama, en önemli makama evet. geldi. ve işi de Türkiye düşmanlığı olacak şimdi. Türkiye'yi tahrik edecek. Çünkü zaten dışişleri bakanıyken dediği gibi Turan Bey, Ma, Mansur en, Yavaş, Ekrem İmamoğlu isimlerini de etiketli yapmıştı. yapmıştı. Ciddiye alınacak birisi değil. Ama ahlaksız birisi. O arada Cemal Bey de tepki gösterdi. Biz Tabii, içeride evet. Erdoğan'ı son derece sert bir dille eleştiriyoruz. Ama, özür dilerim, bu olması gereken, biz ama burada da tavır koyduk bu adama. E, Dışişleri Bakanı'na evet. biz İsrail'in tavır gösterirken İsrail'e yüklenen gemileri protesto eden gençler AKP'li Hacı yakışıklığıyla Taha Karagöz tarafından siyonist uşaklar olarak... Alındılar, Suçlandı. sorgulandılar Gözaltına ve yurt dışı alındılar. yasağı kondu gençler. Yurt dışı gençlere. yasağı koydular. Hem de yani, o gemi uluslararası birçok limana girişi yasaklanmış. Yasak İsrail'e silah taşıdığı tescilli bir gemiydi. Şimdi ben hakikaten bu iktidarın bir da bir daha var İsrail Başbakanı Netanyahu'dan. Galant'la aramızda güven bunalımı oluştu demiş. Aslında bir anda Konumuzu değiştirsin de istemiyorum. Çok aklıma gelen bir soru Hayır, var. Şunu sadece Onu bir şey için söyledim. size. Yani İsrail konusunda iktidarın da samimiyetsizliğini ortaya koymak için söyledim. İsrail İsrail'in bir gemiyi uluslararası limana yasak olan birçok limana giremeyen gemiyi gençler milli görüş geleneğinden gelen Türk Gözaltını gençleri alındılar, protest ettiler. Evet. Gözaltına alındılar yetmedi o kafeleri taşlarken mutlu olanlar o kolaları dökerken sevinen kendine gazeteci diyenler. O gençlere Siyonist uşaktardı. Çünkü dedi. o gaz alıyor. Yani kafeleri evet. basanlar gaz alıyor. Bu real bir protestoydu. Evet, bir protestoydu. Anayasanın verdiği hakkı kullanmış gençler protesto etmişler. Ona tahammül edemediler. Çünkü istemiyorlar. Eğer konu İsrail'e gelecek olursa ticaretle Biraz ilgili de konuşulacak çok şeyimiz geleceğiz. var evet. evet. Birazdan geleceğiz ama hemen tekrar döneyim. Bugün hemen bir küçücük bir cümle söyleyeyim. Bugün Saadet Partisi bir önerge verdi. Dedi ki hala siz İsrail'e ticareti teşvik ediyorsunuz, hürle yapıyorsunuz. Gelin bu işin doğru olup olmadığını ara. Aslında bir fırsat da AKP'ye evet demiş olsalardı rakamlar gerçekler ortaya çıkacaktı. Her zaman olduğu gibi diyabetli Reddedildi. çocuklara nasıl hayır dedilerse burada da hayır dediler. Reddedildi. Ee, hemen şu soruya dönmek istiyorum. Ee, şimdi e, bu açıklamalara bakıyoruz. Son olarak Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara. Ee, bir diğer taraftan çok hani çok ciddi söylemleriniz oldu az önce dediniz ki Meclis'e böyle bir şey olsa ben buna asla hem bireysel e, olarak Cemal Engin Yurt olarak buna izin vermem. Hem e, İyi Parti'nin duruşu belli, Müsavat Dervişoğlu'nun ve İyi Parti'nin grubunun duruşu belli. E, ama bir diğer taraftan baktığımda ben e, gelenek olarak e, aynı noktadan gelen isimlersiniz, doğru muyum? Yıllarca siz e, bu e, noktada siyaset yaptınız. Ne oldu da böyle oluyor? Yani bir Milliyetçi Hareket Partisi adı üstünde, e, Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bundan yıllar önce veya da aylar önce e, terör örgütüne ve e, terör örgütü liderine yönelik açıklamaları... Belirken, aylar önce gitme Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı, 3 gün önce mecliste PKK'lı vekiller var dedi. Bunlar meclisten atılmalı dedi. Meclisten atılmalı dedi. Şu an kayyum atama sebebiyle bütün MHP'li hesaplara, yazarlara, köşe yazarlarına bak. Hepsi mecliste PKK istemiyoruz diyor. Dem PKK'dır diyor. Yani farklı bir şey söylemiyor aslında tabanı. Sayın Bahçeli terörist başı diyor ama gelsin meclise diyor. Ama aşağıda öyle bir yapı yok. Hani destekleyen var, sahip çıkan var. Ama ben şöyle zaten beni niye attılar MHP'den? Bunun için attılar. Baktılar ki her şeye muhalif oluyorum. Neye muhalif oluyorum? Peygamberin haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır dediği haksızlığa muhalif oluyorum. Şeytan olmamak için muhalif oluyorum. Bundan dolayı attılar. Ama ben şimdi ürkücüyüm. Ben bu ülkeyi seviyorum. Ha arkadaşlar diyor ki ürkücülük MHP'de olur. Olur kardeşim yapın. Yaptınız da ben yapmayın mı dedim. Ben Türk milliyetçisiyim. Ben vatanımı seviyorum. Ben Mustafa Kemal Atatürk aşığıyım. Ben Cumhuriyet sevdalısıyım. Ben dolayısıyla bu ülkenin namusum, şerefim, haysiyetim olduğuna inandım. Çocuklarıma miras bırakacağım ben bu ülkeyi. Bağımsız, hür, demokratik, layık bir Türkiye olarak ben çocuklarıma miras bırakacağım. Torunlarıma miras bırakacağım ben. Dolayısıyla ben bunları savunurum. E Sayın Bahçeli niye değişmiş? Bilemem. Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlar anlatabiliyorsa ben isterim ki karşımıza gelsinler aslında onlarla tartışalım değil mi? Sen hangi kanalda MHP'li bir milletvekilinin çıkıp da biriyle tartıştığını gördün? Yılların gazetecisisin. Yok. Gördün yani mü? Yazılı iş? açıklamalar gelir Milliyetçi ben Hareket Partisi'nden. Ben görür, Eskiden ben, ya çıkardım. Da ben çıkardım kendilerine yakın olan televizyon kanallarında. Eskiden MHP'deyken ben çıkardım. Zaten beni de bunun için attılar zaten. Her televizyona çıkıyorsun diye. Akşam, her yerde konuşuyorsun. Yani. Yazılı, olarak, abi, e, yazılı değil, sözlü olarak diye. söylüyorlar. AKP'li bir milletvekiliyle sohbet ediyoruz. Bebek çete, yeni doğan çetelerinden bahsediyoruz. Bilgileri, belgeleri koydum. Aslında onlar da işin ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyor. Ne olursunuz dedim ya. Bakın Türkiye örnek olalım. Gelin şu çeteleri İstemiyorsunuz araştıralım diye meclise konuşmalarımızı e, kabul etmiyorsunuz. Gelin bir televizyon kanalında hangi kanalı istiyorsanız siz tercih edin. Gelin milletin önünde konuşalım. Yok. Hayır böyle bir Konuşamazlar. şey. Konuşamazlar. Lan kardeşim böyle bir şeyleri yok. Ha bu arkadaşların konuşma özürlü olduğundan değil. Konuştukları gibi benim gibi atılacaklarını biliyorlar. İhraç edileceklerini biliyorlar. Ha sen niye bunu yaptın? Abi benim ekmeğimi Rızkımı hiç kimse vermiyor. Allah veriyor. Ben o isterken millete dedim ki beni seçin. Ben gidip dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıp kırmızı koltuklarda oturup el kaldırıp el indiren vekil olmayacağım. Ben sizin hakkınızı savunan vekil olacağım dedim. Allah'a şükürler olsun. Sokağa çıktığımda, Turan kardeşim de sokağa çıktığında öpen, kucaklayan, fotoğraf çektiren, sarılan bu mutluluk yetiyor bize. Ha sevmeyen var mı? Küfreden var mı? Hakaretten var mı? Var. Bir kısmını mahkemeye veriyorum, bir kısmını da misliyle iade ediyorum zaten. Ben de sosyal medyadan bana söylediklerini misliyle iade ediyorum. Deliganlıysan yüzüme gelip söyleyeceksin. Veya eleştiriye tahammül etmeyecekseniz, niye iktidar oldunuz ya? Niye iktidarsınız? İktidar eleştiriye tahammül eder ya. Söylenen söze tahammül edeceksin. Ama dedim ya yanlış yaptıkları için yanlışı savunacak halleri yok. Bakın polisler intihar ediyor Mehmet kardeşim. Polisler ülkenin güvenlikten sorumlu insanı intihar ediyor. 110 bin tane emekli polis 3600 alamadığı için açlık sınırının altında maaş alıyor. Açlık sınırının altında. Cezaevlerinde gardiyanlar, infaz koruma memuru diyoruz ama halk anlasın diye. Gardiyanlar hayatları pahasına her gün ölümle karşı karşıya em emniyet hizmet sınıfına alınmak istiyorlar. Alınmıyorlar. Bakın bu iktidar sürekli hep böyle terör, vatan değil mi PKK der. Ama 23 bin tane vatan evladını İyi Parti'nin de kanun teklifi var. Demokrat Parti olarak bizim de var. Gazi saymıyorlar değil mi? Yüzde 40'ın altında olduğu için sakatlık. Gazi saymıyorlar. Dolayısıyla ortada bir samimiyet yok. İktidar adına her şey yanlış olduğu için konuşacak kimseler yok. Konuşanları da benim gibi atıyorlar. Ha ben hep diyorum iyi ki atmışlar. İyi ki atmışlar. Ben çünkü zaten e, atmasalar şimdi atarlardı. Ben yine şimdi MHP'de olsaydım ben bundan farklı tepki göstermezdim. Bir örnek vereceğim. Meraklı olanlar sayfama girebilirler. Böyle benim eski işte videolarımı falan çok yayınlıyorlar işte Erdoğan'ı övmüşüm, Erdoğan'a oy istemişim falan. O yayınlayanlara şimdi bir örnek vereceğim. 31 Mart seçimleri 6 Mayıs seçimler iptal edilmiş. 6 Mayıs İstanbul seçimleri yenileniyor. Kanlı katil Apo İmralı'dan mektup yazıyor. Oyu diyor İmamoğlu'na değil, Binali Yıldırım'a verin. Sayın Bahçeli de bir açıklama yapıyor, basın açıklaması. Diyor ki, bu HDP'lilerle, HDP seçmeniyle Kandil'in ayrışması için Apo'nun verdiği bir talimattır. HDP aklını başına alsın, mealen söylüyorum, aklını başına alsın, kanlı katil Apo'nun çağrısına kulak versin ve böylece Kandil'le arasını da kopartsın. Oyu Binali Yıldırım'a versin. Ben de Bakü'deyim. Okuyunca mektubu bir tweet attım. MHP milletvekiliyim. Tarih 21 Haziran saat 12. Apo denen kanlı katil taraflı olsa ne yazar? Tarafsız olsa ne yazar? Vatan haininden gelecek himmet Allah'tan gelsin. Sayın Bahçeli beni aradı Mehmet kardeşim. Turan Bey. Cemal Bey bu nasıl bir tweet dedi. Biz Apo'dan himmet mi bekliyoruz da böyle tweet attın dedi. Meğersem Sözcü gazetesi manşet atmış. Ne geldiyse başıma zaten Sözcü'den geldi. Bir de Nov'dan geldi. <laughs> Cemal Engünyurt'tan Bahçeli'ye tepki diye bu tweetimi manşet yapmışlar. Devlet Bey de onu okumuş. Dedim ki efendim benim tweetimin muhatabı siz değilsiniz. Bakın ta o gün. Benim tweetimin muhatabı Erdoğan ve Binali Yıldırım. Ve o gün çok sert bir şekilde sizi partiden atıyorum dedi. İhraç ediyorum dedi. Tarih ne? 21 Haziran 2020. Pardon 2019. 21 Haziran 2019. Devlet Bahçeli seni partiden ihraç ediyorum dedi. Daha sonra işte arkadaşlar gittiler. Cemal Bey'in mesajı sizinle ilgili değil falan. Sonra bir şekilde Telafi edildi, atılmadım. Ama sonra 2020'de Bekir Pakdemirli'ye sen çiftçinin bakanı mısın, sen fındık üreticisinin düşmanı mısın, tekelci sermayenin hizmetkarı mısın dedim diye attılar. Cumhur İttifakı'na zarar veriyorum diye. Dolayısıyla bugün de olsaydı yine tepki gösterirdim. Terörist başı o meclise gelemez. Kimse aklından geçirmesin. Sayın Bahçeli bizimle kafa buluyor bugün aslan parçaları diyor. Bu meclise diyor ne vatan hainleri geldi geçti. Bu vatan hainleri de gitti aslında bu söz. Onu zaten taraftan, onlara söyledi de ben arada üstüme alındım ufaktan yani onlara söyledi zaten. Çünkü <laughs> cesetimizi çiğneyip geçemezsiniz diye. Ama ben şuna üzüldüm. Hala üzülüyorum. Bu kanlı katil Apo mecliste milletvekilliği yapan insanlar gibi bölücü olarak sıfatlandırılacak bir insan değil. İnsan değil bu Apo. 50 bin kişinin katili bu Apo. Bu Apo bebek katili. Bu Apo Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisini yerle bir eden Apo. Bu Apo Kürt katili bu Apo. Bu Apo Ermeni katili. Türk katili bu Apo. Bu Apo Türkiye Cumhuriyeti'nin katili. Dolayısıyla böyle bir katil meclise gelsin denilemez. Denilemez. Efendim neymiş korkmamız gerekirmiş ya. Neymiş? Bizi de dövebilirlermiş. Neye göre döveceksin ya? Neye göre saldıracaksın ya? Neye? Korku ne ya? Neyi korkutuyorsunuz? Kimi korkutuyorsunuz ya? Bu zamana kadar bir tane PKK'lı vurmadınız. Vurun demedim. Fırat Çakıroğlu'nun katiline ne yaptınız? Cengiz kardeşimizin katiline ne yaptınız? Ama Sinan Ateş bu ülkede 3 tane torbacı tarafından öldürüldü diye. Biz de mi korkacağız? Susacak mıyız? Neymiş efendim dikkat edin diyor insanlar. Ya bana hakikaten üzülüyorlar bilmiyorum Turan Bey'e. Üzülüyorlar mı da? Çok. Ya bana nuska yazıp gönderen var Mehmet ya. Kurşun nuska'sı gelmesin diyen, kem göz gelmesin diyen her gün yüzlerce insan Allah bin kere razı olsun gözyaşlarıyla dua ediyorlar. Senin başına bir şey gelecek diye korkuyoruz diyorlar. Geçenlerde kimsesizler diye Esenyurt'ta bir onun bunun çocuğu, operasyon çocukları milleti kurşunluyorlar dedim diye, iş yerlerini kurşunluyorlar dedim diye ya beni ölümle tehdit ettiler düşün. Üstelik de tehdit ettikten sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya o Instagram'ı da attım. Muhtemelen Ali Yerlikaya beni korktu zannetti. Ha Cemal Engür şimdi susar zannetti. Hiçbir cevap yok. Yaptıkları bir işlem yok. Lan korkan namerttir ya. Yani benim hep inanarak söylediğim bir söz var. Ecel kapıyı çaldığında ah edip vah edip ağlama. Tanrıyı incitirsin. Ölüm geldiğinde gülüm sen zaten gitmiş olursun diyor. Biz bu yola çıkarken söz verdik ya. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olmayı seçtik biz ya. Ama bir milletvekilinin tehdit edilip ölümle korkutulduğu hakaret edildiği bir ülkeye geldik düşün. Bu ülkede Suriyeli, Afganlı, Iraklı sokaklarda bizden daha cesurca elinde silahlarla geziyor ama biz tehdit ediliyoruz. Bu ülkede işgalciler 10 milyon nüfus açtı. Türk çocukları açlıktan ölüyor. Türk çocukları intihar ediyor. Kendini yakıyor insanlar. Ama bu ülkede işgalcilere ses çıkarmayanlar bizi tehdit ediyor. Korkar mıyız? Korkarsak gök girsin, kızıl çıksın. Ama dedim ya terörist başı dediğiniz adamı aklınızdan bile geçirmemeniz lazım. Ya ben şimdi bu ülkede yaşayan herkese sesleniyorum ya. Bu çağrının nesi barış ya? Yani devlet bahçeli bunu barış için yaptı desek bu çağrıyı. Arkasından kayyumların doğru olduğunu söylemek. Bu belediye başkanlarının PKK'lı olduğunu iddia etmek Ahmet Türk'e, Ahmet Aga üzerinden CHP sömürü yapıyor değil mi? CHP bunu kullanıyor demek. Yahu tekrar söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi mi Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı aldı da Özgür Özel istismar etmeye gitti ya? Neyi istismar etmeye gitti? Bize göre gitmemesi gerekirdi Özgür Özel'in de buna rağmen Özgür Özel gitti Neyi istismar etti ya? Kayyuma karşı çıktı değil mi? Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıktı. Ama ne diyor Sayın Bahçeli? Kayyumlar doğrudur diyor. Ya bir çelişki yok mu ya? Yani ülkücüler, milliyetçiler, vatanseverler, şehit anneleri, şehit babaları, Türkiye'de yaşayanlar bir çelişki yok mu ya? Kanlı katil Apo'ya terörist başı meclise gelsin diyeceksin. Sonra dönüp kayyumlar PKK'lı diyeceksin. Ahmet Özer Esenyurt'ta Vermişsin ihlal kağıdını. Aday yapmışsın. 10 yıl önce akil adamlar diye Apo'ya, İmralı'ya sen göndermişsin. Hüseyin Yayman. Bugün çıktı ne dedi? Evet. Yemek yedim dedi değil mi? akademisyenim, gazetecidim sen, dedi. Kimliğiyle... Akademisendim. Öbürü ne kimliğiyle yedi? Ahmet Özer ne kimliğiyle? Gandil'den mi geldi Ahmet Özer? Ahmet Özer Gerilla mıydı? Neydi? Ahmet Özer de akademisendi. Rektör değil miydi bu herif daha önce Mersin'de? Dolayısıyla bu anlayış Türkiye'yi esas bölünmeye bu götürür. Onun için ne yapacağız? Cesurca tavır koyacağız ve bu ülkenin sorunlarını konuşacağız. Biz Turan'la hakikaten kendimizi yırtıyoruz ısrarla. Yeni doğan çetesi diyor. Balıkesir çiftçisi diyor. Soğan diyor, patates diyor, ben fındık diyorum, yer fıstığı diyorum, çay diyorum. Niye? Çünkü gündemin değiştirilmek istendiğini biz görüyoruz. Feryat ediyoruz ya ama birileri gündemi değiştiriyor. Bu oyuna da gelmeyeceğiz. İşte gelmediğimiz için bizi bu kadar hedef alıyorlar. Niye bu kadar saldırıyorlar bize? Gelmediğimiz için. Şimdi adam yazmış demin. Cumhuriyet Halk Partisine muhalefet etme vekilim. Erdoğan'a bu muhalefet et. Oğlum nerenle dinliyorsun lan? Neyinle dinliyorsun lan? CHP yanlış yaptı diye ben maraba mıyım? Ben CHP'nin maaşlı elemanı mıyım? Yanlışı söylüyorum. Erdoğan'ı da söylüyorum. Söylemeyecek miyiz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi münezzeh, özgür özel eleştirilmekten uzak mı? Yani özgür özel bizim eleştirilerimizden rahatsız olmayacak, sen de olmayacaksın CHP olarak. Her dönem diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi %30'u aşsın, biz de merkez sağ olarak biz de destek beraber. verelim, beraberce %50'yi aşalım. Erdoğan'ı yıkalım diyoruz. Ya da biz aşalım. Ya da biz aşalım. Ya da biz aşalım. Sen destek ver. Arkadaş. onu gösteriyor Cemal Önemli Bey. Bak, o, bak söyleyeyim önemli net olan olarak. Erdoğan, Gidişat onu gösteriyor. Ya Turan'cığım bak bugün bile anketlerde Demokrat Parti belki yıllar sonra ilk defa yüzde birin üzerine bir oy oranıyla anketlere girmiş. Bu neyi gösteriyor? Millet artık e, AKP ve CHP'ye oy vermiyor. CHP burada kendisine niye oy verilmediğini sorgulamak zorunda. E bunu söylüyorum sen bana laf yetiştiriyorsun vekilim diyor, seni severim diyor. CHP'ye laf söylemedi. Ay canım benim Şimdi be. Ninni de ninni evet. iyi ki CHP var diye hep dua edelim, ninni söyleyelim hiç eleştirmeyelim değil mi? Yani Özgür Özel Beyefendi otobüsün üzerine çıkacak yanında cumhuriyete hakaret edilecek Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilecek Özgür Özel onu dinleyecek aşağıdaki şerefsiz Özgür Özel'e küfredecek biz bunu söyledik diye CHP'yi eleştirmiş olacağız öyle mi vah vah bak, bak o zaman e, madem e, seçim dediniz biz de e, elimizde yeni bir e, oraya araştırmanın Verileri var. Hemen geleyim. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz konusu. Ee, size söylediniz biraz önce e, rakamları 1,2 e, ancak burada bakıyorum ben bir diğer taraftan. Bu pazar seçim olsa hangi oy partiye oy verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi 30,5, e, AKP 29,4 e, yüzde, Milliyetçi Hareket Partisi 10,5 dem diye e, devam ediyor. Gerisini İl sayma. Partide... Mehmet sadece şunu say. 29 30 AKP değil mi? Evet 29. Onda MHP, MHP değil mi? da MHP. Ne yaptı? 40. CHP kaç? 30. %30 CHP daha ne lazım? %20 lazım değil mi? CHP'nin bu %20'yi nereden alacak? Nasıl alacak? Ya bırakın biz merkez sağ olarak siyasetimizi yapalım. Biz büyüyelim. Bize hedef alma yerine bizi kendi karşıtına koyma yerine. Bakın ben bugün Ekrem İmamoğlu'na özür dilerim sayın Şömez hemen şunu söyleyip bitiriyorum. Ekrem İmamoğlu'na şunu söyledim. Sizi kutluyorum Ekrem İmamoğlu dedim. Tebrik ediyorum seni dedim. 31 Mart'tan bu tarafa dağılan Halil İbrahim sofrasını sağ düşmanlığını terk ettiniz. 7 ay sonra bütün sağ partileri ziyaret ederek yeniden milletin ihtiyaç olduğu birlik ve beraberlik yolunda bir adım attın. Başarı böyle gelir dedim. %48'i biz oturduğumuz yerden almadık kurulan Halil İbrahim sofrasıyla aldık. Hepimiz can ıraş çalıştık. Balıkesir'de bir oy İyi Parti'ye dedi, bir oy Kemal'e dedi. İstanbul'da afişler yaptırdım. Bir oy Kemal'e, bir oy Cemal'e diye. Yani CHP'ye diye. Öyleyse bugün Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koyduğu tavırı benimsemeliyiz. Kardeşim CHP olarak sen yolunda git. Ama çizgini değiştirme. Atatürkçü, demokrat, cumhuriyetçi. Laiklik ilkesine bağlı. Ya sürekli Kürt sorunu Kürt sorunu ya. Türk'ün sorunu ne olacak ya? Türk'ün sorunu yok mu bu ülkede? Çerkez'in sorunu yok mu Mehmet? Abazan'ın, Gürcü'nün, Arap'ın sorunu yok mu? Yani Güneydoğu, Güneydoğu. Siirt Arap. Batman Arap büyük bir kısmı. Mardin Arap büyük bir kısmı. Diyarbakır'ın yarısı Türk. Bingül'ün yarısı Türk. Adıyaman'ın yarısı Karakeçili Türk. Bitlis yarısı Türk. Yahu kardeşim neyi Türk Kürt diye ayırıyorsun? Sen üstelik de Cemal CHP Bey, Genel biz Başkanı'sın. onları. Ayırmak isteyenlere de tavrımız Tabii. net. Bakın daha aynı... 7-8 ay önce ne diyordu? 31 Mart seçimlerinden sonra biz e, fırsatçılık yapmayız diyordu, değil mi? Biz erken seçim demedik millete diyordu, değil mi? E, son bir haftadır ne diyorlar? Ekrem Bey de dahil erken seçim. Neden? Zaten bizim karşı karşıya gelişimizde bundan arkadaşlar bizi yanlış anladı diyorum ben. Bizim doğru olduğumuz ortaya çıktı. Biz baştan da söyledik. İlk gün itibariyle biz dedik ki tam zamanı seçim isteyelim, mücadele edelim. 89 yılında SHP bütün belediyeleri aldı, DYP ile beraber. 91 yılında bir buçuk sene sonra ülke erken seçime gitti. Anavatan Partisi iktidardan düştü değil mi? Şimdi de böyle bir fırsat vardı. Ama Sayın Çömez'e katılıyorum, sokakta, kafede, maça gittim, maçta yani düşünsene stata girdim, statta insanlar kurtulmak istiyor. Zaten statlarda atılan sloganlardan da belli değil mi? E, dolayısıyla burada erken seçim artık şart, mecbur. İşte Recep Tayyip Erdoğan da bunu gördüğü için tekrar başa dönüyoruz, gündemi değiştiriyor. Her gün gündemi değişti. Ya düşünsene nasıl bir ülke olduk. Dilan Polat. Konuşmaz olduk. Narin Bebek. Unutuldu. İki tane kız çocuğumuzun kafası kesildi. Unutuldu. Kadınlarımıza tecavüz. Çocuklarımıza tecavüz. Ya bırak onu. Köpekler, kuşlar bile öldürüldü değil mi? Sokak hayvanları. Sokak hayvanları. Değil mi? Kuşlar öldürüldü değil mi? Gargayı bile öldürdüler ya. Gargayı bile öldürdüler. Unutuldu. Mehmet Cengiz diye bir adam bize bir de hakaret ederek siz de akıllı olun diyor bize. Ben çok zekiyim diyor. Siz de diyor gıçızın üzerine oturup da diyor beklemeyin. Akıllı olun ticaret yapın. Neyle akıllı olacaksın? Adam bir milyon ağacı kesiyor şimdi. Akıldan adamın anladığına bak. Akıldan bayram işte şu an değil mi? Çanakkale bayram işte. Bir milyon Kazım. ağacı kesiyor. Bir milyon ağacı bakır madeni için. Unutulduk. Konuşmuyoruz. Yani öyle bir hale getirdiler ki ülkeyi. Recep Tayyip Erdoğan tekrar günden belirliyor artık ya. Bak şimdi bir hafta Recep Tayyip Erdoğan ne konuşacak, ne söyleyecek, ne müjde verecek onu konuşacağız Mehmet bu evet, akşamdan sonra. Biraz önce sonra. de dezenformasyondan açıklama geldi. O açıklamada da aslında Şamil Tayyar'ın ifadelerinin ee, gün içerisinde e, özellikle sosyal medya üzerinden sanki Cumhurbaşkanı'nın ağzından yapılan bir açıklay açıklamaymış gibi yansıtıldığını e, söylüyor. Hemen bir taraftan da bakıyorum ben dezenformasyona. Şöyle Abdülkadir bir açıklama. Abdülkadir Selvi o tarzda bir beyanat var. Abdülkadir varmış. Selvi özür diliyorum doğru söylüyorsunuz. E, haftaya bambaşka bir gündem olacak Bunu laf olsun diye söylemiyorum Aslında köşe yazısıydı Büyük olasılıkla sosyal medyada biliyorsunuz Birçok haber bir yerden bir yere kopyalanıyor Bu Ama sırada öyle da herhalde mi? yanlış bir anlam Kadir Selvi kim? Erdoğan'ın Ahmet Hakan'a Bak Abdülkadir gereğini yapıyor Sen de onun gibi gereğini yap Dediği iltifat ettiği bir adam Yani herkes Dezenformasyon başkanlığı bunu bilmiyor mu? Abdülkadir'e ne yazacağını Fahrettin gönderiyor zaten. Ama bu sefer onun bu sefer tersini yazdı, söylüyorlar direkt yani. Direkt Cumhurbaşkanı Pekala, ağzından bizim gibi. Bizim Abdülkadir Selvi'nin söylediğinden Mehmet sen de ben de bunun saraydan geldiğini düşünmemizin dışında dezenformasyon bizden ne bekliyor? Gereğini yapan bir adam bu. Gereğini yapan adam da diyor ki çok şey gelecek diyor, değil mi? Ya demedi mi? Tevfik Göksu muydu adamın adı? Esenyurt'a geliyor evet. dedi değil mi? 2 evet. gün önceden. Evet. Ya Sabah gazetesi 2 saat önceden kayyum atandı demedi mi? Niye dezenformasyon yayın yapmadı öyle bir şey yok diye? 2 saat önceden Esenyurt'a kayyum atandı dedi. Eskiden Zaman gazetesi derdi. Samanyolu televizyonu derdi. Bir de Samanyolu'nda Tek Türk Türkiye diye bir dizi vardı. Orada söylerlerdi. 2 gün sonra başımıza gelirdi değil mi? Ergenekon, Kafes, Porya, Poyraz hepsi o zaman Samanyolu programlarıyla oluşurdu. E şimdi de Abdülkadir Selvi'nin her söylediğini saray söylemiş gibi algılıyoruz. Çünkü adam öyle yaratıyor zaten havayı. Onun için bizim gündemimizi işte böyle belirliyorlar. Ya düşünebiliyor musun? Apo serbest bırakılsın dedi Sayın Bahçeli 10 gün önce. Yandaş gazeteciler çok farklı şeyler yazmaya başladı. Algılayamadılar. Bir Algılayamadılar. Sonra Erdoğan dedi ki Ön yargılı yaklaşmayalım. Ön yargılı yaklaşmak neydi ya? Neye ön yargılı yaklaştık biz? Az önceki Necmi Kadıoğlu'ydu. İsmi düzelteyim. Tevfik Göksu Yok, dediniz. O mu Necmi Kadooğlu'ydu? Ee, evet. Necmi Necmi Kadıoğlu. Kadıoğlu evet. Şimdi arkadaş, neye ön yargılı yaklaştık? O yandaşlar farklı bir şey konuşmaya başladı. E bu akşam yandaşlar Devlet Bey'in açıklamasından sonra yine yanlış bir şey gördüler yine farklı konuşuyor. Şaşırttı adamlar. Bak ben şu an Türkiye'de en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Şu gazeteciyim diye yandaş medyada konuşanlara üzülüyorum ya. Yani adamlar değiş tonton diye bizim çocukluğumuzda bir çizgi film vardı. Değiş tonton oldu adamlar ya. Her gün başka bir şey oluyor adamlar. Artık kendilerinden nefret etmeye başladılar ama söyleyemiyorlar nefret ettiğini. Yani şimdi Taha Küçük Göz mü? Küçük bilmem ne. Bir de Hacı Yakışık'tı. Siyonistlerin uşağı diyor değil mi? İsrail gemisini protest eden gençlere, o Müslüman gençlere, o Filistin için ağlayan gençlere, o ölen bebekler için polise karşı biber gazı yiyen gençlere, cop yiyen gençlere, karakola alınan gençlere, dayak yiyen gençlere Siyonist uşakları diyor. Ya düşünsene ne hale geldiler. Dolayısıyla bunlar şaşkın bir şekildeler. Allah'a şükürler olsun biz hiç çizgimizden sapmıyoruz. Ha yani ne yapıyorlar? Bizim işte bazen e, Turan Bey'in de işte AK Parti döneminde sen özel kalemli işte benim için eski videolarımı Cumhur İttifakı döneminde yayınladığım Erdoğan videolarını paylaşıyorlar. Yahu akıl tutulması. Ben o gün MHP milletvekiliyim. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamış MHP. Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan demiş. Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişsin ne yapacağım bunun bir ahlaki yan olur mu etik olur mu yani hem MHP'den milletvekili adayı olacağım hem genel başkanının partisinde onun verdiği kararlara göre milletvekili seçilmek için sahaya çıkacağım hem de Erdoğan'a ne yapacaktım yani? E bakıyorsun birçoğunun videosuna baksak şu an değil mi? utanırlar değil mi birçoğu kendi videosunu dinlesin. vakit geçmişte e, birçok farklı şeyi de i̇şte, görmüş olacağız. Yani. yani Numan Kurtulmuş'u, değil mi? Süleyman Soylu'yu, değil bir mi? Çok isim. Recep Tayyip Erdoğan'ı, de. Devlet Bahçeli'yi değil mi? Birbirlerine söylediklerini şimdi burada gündem değişikliğiyle inanın bakın ben buraya gelirken As subaylar aradı. Şimdi şöyle Tarihinde yapalım. Ilk defa, Kısa hemen, hemen Tarihinde ilk defa. Hısa bir ara verelim. Tarihinde ilk defa subaylar miting yaptı biliyor musun? Eylem yaptı, yürüyüş yaptı. Evet burada Milli Savunma Bakanı. buraya geldiler? Milli e şimdi düşün, ya Ülkenin doktorları eylem yaptı değil mi? Evet. Mali müşavirler ruhsat yaktı bu ülkede ya. Yani ülke öyle bir hale geldi ki her kesim tarafından yaşanmaz bir hale geldi. Diyorsunuz de devam edeceğiz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Netanyahu katil diyor. Hitler'e benzetiyor. İsrail'i de soykırımcı diyor değil mi? Tamam. Peki hala Yahudi üstün cesaret madalyası kimde? Kim taşıyor? İade etti mi? Yahudi üstün cesaret madalyası. Recep Tayyip Erdoğan'a verildi değil mi? Törenler İade etti vardı, mi? Videolar İade vardı, edildi dedi. mi? Edilmedi. Büyük Orta Doğu projesi. Yani Orta Doğu'yu kan gölüne çevirme projesi. Bölüp parçalama projesinin bu sıcak gelişmeyi de aktaralım ekranlarında şu anda alt yazıda da görüyor izleyicilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz gelecek yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde Çağlayan Adliyesi'ne dilekçe verilecek Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edecek yarın bu sıcak gelişmeyi de izleyicilerimizle paylaşmış olduk devam Hop. edelim lütfen eş başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Kendi söyledi canım. Siz ben, biz söylemedik. Biz o zaman itiraz ediyorduk. Itir yapma. Bu Orta Doğu'yu Türkiye'yi parçalama projesidir dediğimizde hayır diyor. Diyarbakır abi, bu işin merkezi olacak. Ben de eş başkanıyım, ben diyordu. De başkanıyım diyordu. İade etti mi? Etmedi. Devam ediyor. Devam ediyorum. Sayın Çömez'in ifade ettiği gibi İncilik'ten kalkan uçaklar Güney Kıbrıs'a Güney Kıbrıs'tan İran'ın Lübnan'ın kafasına bomba olarak yağıyor veya erzak götürüyor, silah götürüyor değil mi? Veya e, yakıt ikmali yapıyor. İncilik kapatıldı mı? Hayır. Küreci güçsü kapatıldı mı? Hayır. Şimdi en önemli yere geliyoruz. Kudüs İsrail'in başkenti değildir. Müslümanların kutsalıdır diyen adam Recep Tayyip Erdoğan. Neye göre dediğinde Kur'an'a göre diyor diyen adam Recep Tayyip Erdoğan. Kudüs'ü başkent olarak tanımıyoruz diyen adam Recep Tayyip Erdoğan. Kudüs İsrail'in başkenti mi şu an? Başkenti. Kudüs büyükelçiliğimiz var mı Turan Bey? Var. Değil mi? Niye geri çekmiyorsun? Niye ta ta kapatmıyorsun? Ta tanımıyorsan niye tutuyorsun onu? Tanımıyorsan orada? niye tutuyorsun? Katil bir devlette Türk büyükelçisinin ne işi var? Ne işi var katil bir devlette? 3 yıl önce çekmiştin. Değil mi? 3 yıl önce çekmiştin yine böyle bir problem çıktığında. Veya tanımadığım bir başkente niye götürüp niye sen orada misyon açıyorsun? Niye tanımadığın bir başkente açıyorsun? elçilik kuruyorsun? Dolayısıyla Erdoğan İsrail'e düşman olamaz. Erdoğan İsrail'e karşı çıkamaz, duramaz. Ticarette devam edecek. Yani Van Münit dediğinde bile biz oyunu çözdüğümüzde iş işten geçmişti değil mi? Evet. Ne dedi daha sonra? Ben... One minute'i pereze demedim dedi değil mi? Spikere e dedim, moderatöre dedim dedi. dedi. Yani Mehmet'e dedim dedi düşün. Mavi Marmara'ya da bana mı sordunuz Mavi giderken dedi? Mavi Marmara'ya bana mı sordunuz dedi? İnsanlar öldü değil mi? Ana mı sordunuz dedi. Ve bir cümle 7 Ekim'den 2 hafta önce New York'ta Türk evinde, oradaki e, Türk evinde Netanyahu'yu ağırladı. Ağırlarken Ağırlarken Netanyahu oradan protokol geçişi yaparken Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, diğer bakanlar onu tebessümle karşıladılar. Hiç mi vizyonunuz yoktu? Orayı Hiç mi öngörünüz o yoktu? O 7 Ekim sizin? öncesinde Turan Bey konuştukça aklımıza geliyor. 20 gün önce Azerbaycan'da Selçuk Bayraktar denen arkadaş İsrail'le birlikte fuara katılmadılar mı? Silah fuarındalardı beraber. Azerbaycan'dan yola çıkan petrol boru hattı Türkiye üzerinden İsrail'e jet yakıtı ikbali göndermiyor mu? Efendim buradan geçiyormuş. Para almıyor muyuz biz? Yani bu boru hattının kullanımından Türkiye para almıyor mu? Alıyor. Kira parası. E, dolayısıyla yani. jet yakıtı gönderiyorsun. O jet yakıtı nereye gidiyor? Uçaklara gidiyor. Müslümanlar bombalanıyor. Şimdi yine Erdoğan'a gelelim. Haniye öldü diye yas ilan ettiler. Hamas dediler. Kurtuluş mücadelesi veriyor. Kuvayi Milliye gibi dediler değil mi? Evet. Bize göre asla Kuvayi Milliye olamaz Hamas da bana göre. Ama bunlara göre oldu. Hamas'ın Haniye'nin yerine seçilen liderini de öldürdüler. Niye milli yas ilan etmediniz? Madem Hamas'ın lideri ve Hamas size göre kurtuluş örgütü ve Kuvayi Milliye öldürülen diğer arkadaşa niye? Hizbullah'ın lideri. Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ı hatırlamadınız bile. İsmini bile anmadınız. İsmini bile anmadınız. Lübnan'da çocuklar bombalanıyor diyorsunuz. Lübnan'dan hiç bahsetmiyorsunuz Beyrut'tan. Ama Haniye'nin yerine gelen Hamas lideri öldürülüyor. Hiçbir açıklamanız yok. Cemal Bey bir soru sorabilir miyim? Bayraktar ve Erdoğan'ın himayesindeki sistem Ukrayna'ya İHA-SİHA gönderiyor değil mi? Gönderiyor demeye gerek yok. Rusya, Lavrov 3 gün önce ne dedi? Siz asla bizim aramızda Türkiye aracı olamaz dedi Turan Bey. Belki kaçırdınız, bilmiyorum ama siz asla bizim aramıza aracı olarak Türkiye olarak giremezsiniz çünkü siz Ukrayna'ya silah satıyorsunuz. Tamam dedi. bitti. Şimdi buradan. Benim askerlerimi öldürüyorsunuz. Başka dedi. bir soruya geleceğim. Şimdi Ukrayna'ya silah niye veriyor biliyor musunuz? Ben NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiyim. NATO istediği için veriyorsunuz. Şimdi bana TÜİK'ten dünya kadar rakam açıkladınız değil mi? Filistin'e dikenli tel gönderiyorum, çelik gönderiyorum, mermer gönderiyorum, parlatılmış mermer, güzellik malzemesi gönderiyorum, çimento gönderiyorum. Bunlar hep Türkiye'nin rakamlarında var. Nereye? Filistin'e. Şuna ne diyorsunuz? Ukrayna'ya İHA göndermiş Türkiye. Niye Filistin'e İHA göndermiyor? Niye Lübnan'a göndermiyor? Niye yani? Ben işte ona geliyorum sırayla. Hep aklımıza geliyor diyorum ya. Ermenistan'a karşı Karabağ'da zafer kazandım girdim diyorsun. Mavi Deniz Libya'da diyorsun, girdim, hallettim diyorsun. Nasıl yaptıysak Nasıl diyor. Nasıl yaptıysak, İsrail'e de aynısını yaparız diyorsun. Niye o zaman Gazze'ye, Sayın Çömez'in dediği gibi İHAS'ya göndermiyorsun? E Şimdi işte Gazze'ye bir taraftan da ama, e, yardım olarak yiyecek içecek bile giremezken, İşte tamam, Bak bizim dediğimizi teyit ediyor Teyidi bu. Işte... Madem samimisin, madem oradaki biz de kabul ediyoruz, soykırım var, madem sen, Binlerce ton çelik gönderebiliyorsun. Bilmem kaç ton dikenli e tel gönderiyorsun. Ya yani, Çimento gönderiyorsun. Mermer gönderiyorsun. Soruyorum buradan Erdoğan'a. İlgili sorumlu kişilere soruyorum. Dışişleri Bakanına, MİT'e, Milli Savunma Bakanına soruyorum. Ya arkadaş niye göndermiyorsun? Senin orada kardeşlerin katledilirken Ukrayna'yı koruyorsun da Ukrayna'ya gönderiyorsun İHA'yı, SİHA'yı. Madem bunları gönderebiliyorsun, şimdi, gönderdim diyorsun. Burada, niye yollamıyorsun Filistin'e İHA'yı, SİHA'yı? Buna cevap vermeleri lazım. burada... Sayın Çömez'in de benim söylediğimi de halkımız iyi anlasın. Biz Ukrayna'ya niye gönderiyorsun? Falan o ayrı değil. gönderebiliyorsun Diliyoruz. madem diyoruz. Turan Bey'in de benim dediğim de aynı şey. Gönderiyorsun. Gazze'ye niye yollamıyorsun? İnsanları Türkiye'de sokaklara döküyorsun. Bilal Erdoğan Galata Köprüsü'nün üzerini kapatıp Yaşasın Şeriat, Kar Olsun Cumhuriyet diye slogan attırıyor. Orada insanları topluyorsun da niye bu Gazze'li kardeşlerine İhasya'ya gönderip de onların kurtuluşuna vesile olmuyorsun? İsrail'e gireriz diyorsun, dikleniyorsun ama sonra bir ay sonra dönüp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diyorsun ki İsrail bize girebilir diyorsun. Hakan Fidan her çıktığında konuşmasında her yerde 3. Dünya, dünya, Savaşı, savaşı çıkabilir diyor. Gibi. Ya kimle çıkacak? Biz kime ne yaptık da çıkacak? Ya siz 3. Dünya Savaşı'nı boş verin. Suriye'de kurulacak Kürdistan için ne yapıyorsunuz? Onu söyle Hakan Fidan. Arka planda pazarlık yapıyor. Ya, siz Suriye'de YPG, Ona PYD devlet musun? kuruyor. Sesiniz çıkmıyor. 3. Dünya Savaşı ile bu milleti korkutuyorsunuz değil mi? Amerika İran'ı ve Suriye'yi bölmek ve parçalamak istiyor. Amerika PYD, YPG'ye Kürdistan kurdurup Irak'taki Kürdistan'ı da önümüzdeki günlerde göreceksin o ertelenen bağımsızlık referandumu yapılacak ve Irak'taki federal devlet bağımsız Kürt devleti olacak. Suriye'de Kürt devleti kurulacak. Bunu bahsetmiyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Bize gelip cesaret sembolü şeyler anlatıyorsunuz ama arkasından da Türkiye büyük netmesinde İsrail bize girebilir. İsrail kim ya? İsrail'in gücü ne ya? Kudreti ne ya? Biz Türk milleti İngilize, Fransızına Amerikalısına, Yunanlısına, İtalyanına karşı silahımız yok, topumuz yok, tüfeğimiz yok. Ne ne hatunlarla, kara fatmalarla, kara yılanlarla, Çerkez Etemlerle, Topal Osmanlarla, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla bir kurtuluş savaşını başarmış, cumhuriyet kurmuş bir devletiz. Devlet kurmuş bir milletiz. Sen bizi İsrail'le korkutuyorsun. İç cephe güçlü olmalı deniyor işte İç cephe güçlü olmaktan kastı da yine Turan Bey'in baştan söylediğine, sizin söylediğinize geliyor. Anayasa değişikliği. Korku yaratarak bu ülke insanını birbirine düşman ederek ben onun için baştan beri diyorum. Kürtler, Türkler uyanık olmalı diyorum. Bizi bir çatışma ortamına götürüp sonra da iç birlik sağlanmalı diyerek bunun yolu da anayasa değişikliğinden geçer diyerek ve Recep Tayyip Erdoğan'a da bu ülkenin bir beş yıl daha ihtiyacı var. Onunla, ya düşünsene Sayın Bahçeli ne diyor? Devlette devamlılık esastır diyor. E tek seçenektir diyor. Tek Allah seçenektir aşkına seçenektir diyor ya. 85 milyonluk bu devlet Osmanlı'nın yıkıntıları üzerine yeniden bir cumhuriyet kurmuş, içinden lider ve liderler çıkarmış koskoca ulus bu ülkede yeni bir lider veya liderler çıkartamayacak mı? Erdoğan'a mahkum mu bu ülke? 22 yıldır bu ülkenin ödediği faturaları bundan sonra ödemeye devam mı edelim biz? Hukuk ayaklar altına alınmış, demokrasi ayaklar altına alınmış, yolsuzluk diz boyu olmuş, gırtlağa kadar yolsuzluk, yolsuzluğun batmadığı hiçbir yer kalmamış, bütün kurumlar çökmüş, parlamento işlemez hale gelmiş. Kimdir bunun müsebbibi? Bu ceberrut yapıdır. Niye mahkum olalım bu ceberrut yapıya? Koskoca Türk milleti, koskoca Türk ulusu Bağrından kendini yönetecek olan partileri, kadroları çıkartmayacak mı? İşte iyi Parti burada, Buran Demokrat kardeşim. Parti burada. Hepimiz vatanseveriz, tecrübeliyiz. Biz bu ülkeyi alı istikbale taşırız. Mecbur muyuz bu er Erdoğan'ın cebelut uygulamalarına ee bak, teslim olmaya? Biraz önce rahmetli Cevet'i birlikte andık, değil evet. mi? Evet. Necmettin Erbakan'ı da Allah rahmet eylesin. Ya 1974 yılında Amerika size ambargo uygularım demesine rağmen o gün Kıbrıs'a girilip Kıbrıs'ta Çünkü vatandaşlarımız... Tabi. Çünkü milli ve yerli Kıbrıs'ta bir adamdı. Siyasi Kıbrıs, görüşünü tartışmak ayrı Kıbrıs bir şeydir. Fethedilmiş. Yerli ve milli bir adamdır rahmetli. Kıbrıs fethedilmiş. Orada Türk milleti bir devlet kurmuş. Bunu da Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan... ...iki insan o gün... ...Türk ordusuyla birlikte yapmış. Ondan sonra... ...biraz önce örnek verdi. Cumhuriyet boyunca... ...yüzlerce, binlerce fabrikalar kurulmuş. Barajlar kurulmuş. Geçen diyor ki... Dem Devlet demir yolu mu yaptınız hiç diyor utanmazın birisi Mustafa Kemal Atatürk o zor günlerde devlet demir yollarını kurup Fransızlardan demir yollarını satın alıp bu ülkenin kurtuluşu demir yollarından geçer diyerek bu ülkeyi demir yollarıyla Onun örmeye vardı demir yani. ağlarla ördük yurdun dört bir yanını diyor değil mi? Evet. Şimdi böylesine bir zihniyet çıkmış diyor ki. Erdoğan'a mahkumuz. Erdoğan'ın neyine mahkumuz ya? Neyine mahkumuz? Yani Erdoğan milletine sürtük diyor. Erdoğan milletine cibilesiz diyor. Erdoğan milletinin yarısına PKK'lı FETÖ'cü terörist diyor. Erdoğan milletinin yarısına her türlü hakareti ediyor. Ülkenin liderlerine her türlü hakareti ediyor. Erdoğan Suriyeli'yi baş yapıyor. Afganlı'yı baş yapıyor. Iraklı'yı, Pakistanlı'yı baş yapıyor. Erdoğan bu ülkede işgalcileri, Hastanelerde ücretsiz, okullarda istediği imkanları sunuyor. Ama Erdoğan bu ülkede Türk çocuklarının okuduğu okullarda temizlik yaptırmıyor. Çocuklar yemek veremiyor bulamıyor, Cemal Bey, sabun, sabun veremiyor. elini yıkayamıyor ve Erdoğan bu ülkeye tekrar tek seçene göre mi? Erdoğan bu ülkenin insanlarını 12.500 liraya mahkum etmiş, emekli memura söz vermiş. Bakın bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı memura verdiğim zammın, seyyanen emekli memura da vereceğim deyip de emekli memurunun iki yıldan bu tarafa seyyanen hakkını gasp eder mi ya? Bir cumhurbaşkanı 150 bin lira çeyiz yardımı yapacağım deyip gençlere oy toplayıp o 150 bin lirayı gasp eder mi ya? Suriyelilere verdi ama Diyanet. Suriyelilere Diyanet haber ödüyor çeyiz yardımı diye. Ya bu ülkede Suriyelilere gösterdikleri merhametin yüzde birini Türk milletine göstermeyen bir Erdoğan var ve biz bu Erdoğan'a mahkumuz öyle mi? İnsanlar çöpten ekmek toplayacak. İnsanlar pazardan sebze artığı toplayacak. Önceki gün bir fotoğraf paylaştım. Üzülerek paylaştım. Mehmet üzülerek. Çankaya'da bir kadın çöpten sebze topluyor. Üzüldüm. Şimdi bazıları diyor ki ya sizin de diyor tuzunuz kuru. Oradan çıkıp edebiyat yapıyorsunuz. Oğlum ben acım yoksulum demiyorum. Benim param yok demiyorum lan. Ben diyorum ki komşusu açken, açken karnı tok yatan bizden değildir diyen peygamberin hadisine uygun olarak ben tokum ama aç yatanların derdiyle dertleniyorum diyorum ya. Birimizin derdi hepimizin derdidir diyen peygamberin söylediği gibi derdinizle dertleniyorum ya. Ya bir milleti nasıl zıvanadan çıkarmışlar, yoldan çıkarmışlar ya. Şişkosun diyor hep bana ya yazıyor Twitter'da. Şişkosun diyor. İyi şişmişin. Lan kendime bakıyorum tamam yani. İyiyim kalıp olarak da 100 kiloyum lan. Lan şişko olmak ayıp mı lan? Bir utanç vesilesi mi? Şişko olmak için illa zengin olmana gerek olmuyor ki. Ekmek yiyerek de şişko oluyor Patates yiyerek de şişko oluyorsun. Yani bunu niye bana hakaret olarak söylüyorsun? Ve ben ne yaptım senin hakkını so Turan Çömez ne yaptık? Ya İngiltere'de dümeni yerinde ya biraz argoc oldu hakkını helal et. <laughs> İşi yerinde yani tıkırında. Doktor Üniversitede orada. Üniversitede hocayım. Üniversitede kanser hoca, ameliyatları hocam, yapıyorum. Kanser ameliyatları. Millete, ameliyat ediyorum. Ya, dönem, o şartlarda bıraktım elini. İngiltere, İngiltere geldim toprağıma. Ya, ama, İngiltere'de milletime İngiltere'de yani özgürlük var. İngiltere'de demokrasi var. İnsanları gece yarısı sabah saat beşte evinden kaldırıp döverek almıyorlar. Sokakta yürürken can güvenliği var. Ya orayı bırakıp gelmiş. Burada milyonlarca insanın hakkını savunuyoruz ya. Arkadaş sen Oyu nereye verirsen ver önemli değil. Ama biz hak mücadelesi veriyoruz diye de bize de hakaret etme ya. Niye ediyorsun? Nedir derdin? Yani bizim isteğimiz ne? Çocuklarımız güzel bir ülkede yaşasın istiyoruz. Bakın şimdi bir arkadaşım atmış. Üç çocuğunu almış Almanya'ya yerleşmiş. Niye yerleştin? Anlatıyor. Çocuklarımın can güvenliği yok İstanbul'da diyor. Sokağa çalamıyorum diyor. Okula gönderemiyorum diyor. İstanbul'da yaşayan şu an bizi seyredenler can güvenliği var mı söylesinler yazsınlar bize ya. Kimin nerede ne şekilde öldürüleceği belli değil. Bu sadece çetelerden falan dolayı değil. Uyuşturucu ayrı bir dert, sapıklar ayrı bir dert, hırsızlık ayrı bir dert değil mi? Her şey. Ya işgalci Suriyeliler ayrı bir dert ya. Ya Suriyeliler Kalaşnikov silahla geziyor Mehmet. Kalaşnikov silahlarla geziyorlar. Ellerinde bıçaklar. Kayseri'de adam yazıyor. Suriyelerin yüzünden sokağa çıkamıyoruz akşam altından sonra hava kararınca diyor. Bir ülke düşünün ki vatandaşının sokağa çıkması artık imkansız hale gelmiş. Biz Erdoğan'ı tek seçenek göreceğiz öyle mi? Bu ülkeyi bu hale kim getirdi ya? Siz dediniz gittiniz 15 günde Şam'da cuma namazı kılarız diye. Lan bir ülkeye cenaze namazı kıldırdınız be. Bak geçen Maliye Bakanı, şimdi Turan kardeşim hatırlatınca GSS. Maliye Bakanı yüzsüzler listesi açıkladı. Evet. 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olanların listesini açıkladı. Açıkladığın kısım önemli değil. Kimi açıkladı falan. 5'li çete e var mı işlerinde? Hiç yok. Olmadığı gibi %88'i dedi tahsil edilemez para dedi. Ne kadar? 818 milyar tahsil edemeyiz dedi. Edemiyoruz dedi. Ülkenin Maliye Bakanı bu memlekette iş adamının 1000 lira borcu için hegesen var, fark edememişsin. Arabaya bloke koyuyor. Haciz. Eve bloke koyuyor. Bin lira bin. Ya da 300 lira. Bu millete zulmeden maliye 818 milyarı alamayacağım diyor. Bizden de 80 milyar vergi toplamak için ev alırken satarken kolundaki saat 5 bin liradan fazlaysa değil mi? Kredi kartı 100 Limitli bin liradan fazlaysa. üzerindeyse para almaya kalkıyor. Ama dönüyor o GSS denen garipten de Tahsilat yapmaya kalkıyor. İşi Bakın, yok, parası vergi, yok, hiçbir şey vergi yok. Vergi harçları, ehliyet, pasaport değil mi? Yeni yılda yüzde evet. 42-45 mi ne arttı. Bakın yine arttı. Ya arkadaş bu memlekette adam ehliyeti niye alır ya? Size para ödemek için mi alır ya? Siz nasıl bir devletsiniz? Sürekli cezaları yükselterek vergi tahsil ediyorsunuz. Ama beşli çeteye gelince zaten beşli çete diye sembol oldu. 250 çete. 300 çete var. Bu 240 ülkede. milyar dolar ihale vermiş. 128 kere de vergi indirimi yapmış. E Milyarlarca liralık vergi Yazık indirimi ben. yapmış. Şimdi Fransa, Mehmet Fransa 300 tane yüksek düzeydeki zenginle dedi ki ekstra vergi durumum getiriyor. zor. %20 ekstra vergi uyguluyorum dedi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan madem bir vergi tahsilatı yapacaksa, fakirin fukaranın boynuna fakirin çöküyor. Fakirin fukarayla uğraşacağına dese ki 300 tane yüksek düzey ki Türkiye'de 3000 tanedir. Yani Fransa'yı beşe katlarız o anlamda. 3000 tane şirkete dese ki ben bir yılına bir kereye mahsus verginizi yüzde %20 artırdım deseye madem. Ha, parayı topladı. Topladığı paranın da nereye gittiğini bilmiyoruz ki biz. Faize gidiyor. Sadece kur korumalı mevduata biraz önce beyefendi söyledi. 1 trilyon şu ana kadar ödedi. Daha da artacak. Bir trilyon. Yıl sonu 1 trilyon 200 milyar olacak. Ve biz bedel ödüyoruz. Kimin bedelini? Erdoğan'ın. Şimdi bu Erdoğan ülkeye tek seçene öyle mi? Bu Erdoğan bu ülkeyi 2002 yılında devraldığında devraldığında enflasyon %25. 22 yıl sonra enflasyon kendi uydurma rakamlarıyla %50 değil mi? 2002 yılında bu Erdoğan bu ülkeyi teslim aldığında faizler %29. 22 yıl sonra bu Erdoğan iktidarında faizler %55. Bu Erdoğan tek seçenek öyle mi? Beyefendi söyledi yine hatırlattığı için söylüyorum. 2002 yılında iktidarı devraldığında iç dış borç toplamının 130 milyar dolar. Bugün şimdi. iç dış borç toplamının 550 milyar dolar. Bu Erdoğan tek seçenek öyle mi? Bu Erdoğan 2002 yılında iktidara geldiğinde bu ülkenin mülteci sorunu, Suriyeli problemi, Afgan, Iraklı, Pakistanlı problemi, ülkede haklarımızı gasp eden, çocuklarımıza tecavüz eden, hırsızlık çeteleri oluşturan bu işgalci mültecilerden bir tane yokken 10 milyonun üzerinde bu ülkeye işgalci gelmiş Erdoğan tek seçenek öyle mi? Yok. Tek seçenek Cumhuriyet'in çocukları. Tek seçenek sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'e inanan ve onun ideallerini bu ülkede yeniden yeşertecek olanlar. Tek seçenek layık, demokrat, özgür Türkiye'ye inananlar. Yani tek seçenek cumhuriyetçiler, demokratlar bu ülkede. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak olan Erdoğan değildir. Erdoğan 22 yılda bu ülkeyi iflas ettirmiştir. Milleti perişan etmiştir. Yandaşlarını zengin etmiştir. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir etmiştir. Emekli sürünüyor, dul yetim sürünüyor. Engelli maaşı 4000 lira. İnsanlar açlığa mahkum edilmiş etrafındaki bir şürea kadının durumu çok iyi. Dolayısıyla bu iktidarla artık bu millet bir yere gidilmeyeceğini gördü ve göreceksiniz ki Sayın Turan kardeşimin de dediği gibi 3 yıl sonra olsun hiç önemli değil. 3 yıl sonra da olsa Recep Tayyip Erdoğan gidecek ve gün gelecek herkes yaptıklarının hesabını da hukuk önünde verecek. Yani evet. ne diyeceğiz? Hesaplaşmadan helalleşme yok diyeceğiz. Sayın Cemal Engin Yurt güzel bir kapanış yaptı.